devlet ve hükümet ya da iktidar. Bunlar karıştırılıyor. Bazen ikisi bir anlamda kullanılıyor. Yani devlet ile hükümet ya da iktidarın aynı olduğu kanısı ya da anlayışı yaygın. Bu devlet ve hükümet ya da iktidar sanki birmiş gibi anlaşılıyor. Esasında devlet soyut bir kavramdır. Elle tutulmaz, gözle görülmez faaliyetleriyle, icraatlarıyla hissedilir. Yansıması günlük hayatta görülür. Yani aslında tanrısal özellikleri olan bir kurumdur. Bunu bazılarınız yadırgayabilir ancak özellikle bu kelimeyi seçtim. Tanrısal diyorum çünkü herkesin, her grubun, her inancın tanrısı farklıdır. Bakın dikkat ederseniz Allah demedi. Allah özel bir isimdir. Kur'an-ı Kerim'de yaratıcı bu ismi kendisi için özel seçmiştir. Allah demiyorum, Tanrı diyorum. Yani devlette esasında tanrısal bir özellik vardır. Mutlak güç ondadır. Şiddeti o kullanır. Gerekirse insanları zor kullanarak bir düzen içinde denetler ve yönetir. Bunu yaparken iktidar ya da hükümet bu faaliyetlerin, bu aktivitelerin gerçekleşmesi için karar alır. Devletin öncelikli görevi vatandaşının can ve mal güvenliğini koruması, vatandaşlar arasındaki ilişkileri düzenlemesi ve kendisiyle yani devlet ile vatandaşlar arasındaki ilişkileri düzenlemesi ve aralarındaki adaleti tesis etmektir. Yani mevcut hukuku uygulayarak mevcut yasaları, kanunları, prensipleri, ilkeleri eşit uygulayarak kendisine bağlı vatandaşlarının ve hatta vatandaş olmayanların hukukunu muhafaza etmektir. Tanrısal bir gücü var dememin sebebi bizim ona verdiğimiz yetkilere dayanarak mutlak bir güç kullanması ve bu gücü gerekirse prensipleri ve ilkeleri ve eşitliği ve güvenliği temin etmek için zor kullanması, şiddet kullanması, zorla vergi toplaması, zorla vatandaşlarına yine prensipler, ilkeler ve yasalar çerçevesinde bazı şeyleri yaptırabilmesi yine bizim tarafımızdan verilen yetkilerle olabilir. Kurumlarıyla, kuruluşlarıyla kendisini hissettiren bu devlet aygıtını iktidar ve hükümet kullanır. Demokrasinin ve özgürlüğün olduğu modern ülkelerde devletin üç temel saç ayağı vardır. Bunlara biz kuvvetler ayrılığı diyoruz. Yasama, yargı ve yürütme. Bu üç kuvvetin birbirinden bağımsız olması gerekir. Bu üç kuvvet bir kurumda ya da bir kişide ya da bir grupta toplanmışsa orada demokratik hukuk devletinden söz etmek mümkün değildir. Yine bir devletten belki söz edebiliriz. Fakat bu demokratik, özgürlükçü hukuk devleti olmaz. Peki var mı bu kuvvetler ayrılığı? Maalesef bu kuvvetler ayrılığından söz etmemiz mümkün değil. Yasama organı olan meclis ve üyeleri olan milletvekilleri görevlerini yapamıyor. Yapıyor gibi görünse de bir muktedirin arzuları doğrultusunda yasa çıkarıyor. Yargı da yine muktedirin ya da muktedirlerin davranışlarına, sözlerine, arzu ve isteklerine bağlı olarak onlara uygun olarak kararlar veriyor. Zaten ya mevcut yasalar ya da kanunlar ya da yasa ve kanun gibi görünen kurallar evrensel standartlara uygun değildir ya da muktedirlerin arzu ettiği şekilde uygulanıyorlardır. Yani yasama ve yargı olmayınca yürüten yürütene, yürütme istediği gibi ülkeyi yönetiyor. Devlet vatandaşın yardımına muhtaçtır. Devlet vatandaşı olmadan varlığını sürdüremez. Gücü kullanmada tanrısal bir özellik gösterebilir. Biz devlet aygıtının içinde hükümete yetki vererek, karar verme merci olarak onları tayin ederek devletin işleyişini sağlarız. Bunu yaparken vergi öderiz, bunu yaparken askere gideriz, bunu yaparken gerektiği zaman ve yerde o devlet aygıtının işlemesi için bütün çabamızla, bütün gayretimizle yardımcı oluruz. Bu çaba ve gayretlerimiz olmadan
devlet olamaz. O yüzden devlet bizim için, bizim güvenliğimiz için, vatandaşının refahı için, güvenliği için vardır. Huzuru için vardır. Devlete sahip olduğu tanrısal özelliklerden dolayı ona ayrıca Allah'a tapar gibi tapamayız. Onun varlığı bizim içindir. Onun varlığı bizimle vardır. Aksi halde devlet denen bir aygıt olamaz. O yüzden ona tapmayalım. Onu eleştirmemiz, yaptığı hatalardan dolayı onu kınamamız ve o yanlışlarını ve hatalarını düzeltmesi için gerekli adımları atmamız gerekir. Hükümeti eleştirmek, devleti eleştirmek değildir. Hükümete karşı muhalif olmak, devlete karşı olmak değildir. Nitekim gerekirse devlet de eleştirilebilir. Devlet ile vatandaşı arasında bir sözleşme vardır. Bu sözleşmenin adı ise anayasadır. Devletin kendisi bu sözleşmeye uymuyorsa pekala vatandaş olarak bizlerin de devleti eleştirmemiz ve hatta muhalif olmamız söz konusudur. Ne zaman ki aramızdaki sözleşmeye uygun hareket eder, o zaman koruyup kollamamız bir vatandaşlık görevimizdir. Öte taraftan biz vatandaş olarak o sözleşmeye uymadığımız zaman devlet o sözleşmeyi ihlal etmemizin cezası ne ise o cezayı uygulayarak tarafsız bir şekilde vatandaşlarına yasaları ve kanunları uygulamak zorundadır. Devlet tarafsızlığını yitirirse, vatandaşı ile olan sözleşmeye uymazsa eleştirilebilir. Bu demek değildir ki vatandaş devletini yok etmek istiyor. Devlet tüm vatandaşlar için tarafsız, herkese eşit muamele eden bir devlet, bütün fertler için varlığı elzem olan bir kurumdur. Ancak vatandaşını merkeze alıp onun saadeti, onun refahı, onun güvenliği için olduğunu unutmaması gerekir. Devletlerin de hafızası vardır. Devlet de esasında sosyal bir kurumdur. Hükümetler geçici, devletler kalıcıdır. Devletlerin kalıcı olabilmesi için yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin bağımsız, tarafsız, birbirinden ayrı karar verme özelliklerinin olması gerekir. Bu özellikler iktidarda toplanır ve iktidar kendi istek ve arzuları doğrultusunda kullanırsa bu yetkiyi suistimal etmiş olur ve bu suistimalden dolayı muhalefet edebilir ve eleştirebiliriz. Bu devlete muhalif olmak anlamına gelmez. Bu iki kavramı karıştırmamak gerekir. Sonuç olarak çıkarmamız gereken ders şudur. Devlet, inandığımız Tanrı'nın yerini almamalı. Güvenliğimizi sağlamak için devlete ihtiyacımız var. Fakat unutmamak gerekir ki devletin de bize ihtiyacı var. Dinbazların, ırkçıların kutsadığı gibi devleti kutsarsak, iktidarla devleti, iktidarla hükümeti aynı tanımlarsak hata yapmış oluruz. Devlet ile hükümet, devlet ile iktidar aynı şey değildir. Hükümetler geçicidir, devlet kalıcıdır. Hükümetler kararı verir. O da biz vatandaşlardan aldıkları yetkiye binaen devleti yönetirler. Devletin vatandaşıyla olan sözleşmesini ihlal edecek ya da o sözleşmeye aykırı hareket edecek kararlar alarak bazı davranışlar içinde bulunursa hükümet ve iktidar eleştiri okları hedef olur. Bu da devleti eleştirmek, devlete karşı olmak anlamına gelmez. Devlet Allah değildir, haşa. Devlet Tanrı değildir. Devlet bizim için vardır. Biz olmadan devlet olmaz. Devletin bizim insani standartlarda, evrensel standartlarda temel haklarımızı savunması, koruması, muhafaza etmesi gerekir. Etmediği takdirde devlet olma özelliğini yitirir. Devlet olma özelliğini yitiren bir kurumun da uzun süre yaşaması mümkün değildir.
vatandaşın devletle, devletin de vatandaşla barışık olduğu bir ortamda devlet güçlü, vatandaş mutlu olur.